Merhaba arkadaşlar, Teknolojide Abi'ye hoş geldiniz. Ben Mehmet Çırak. Bugün sizlere Essential Phone PH1 modelimizin incelemesini yapacağız. Bu cihazı gönderen arkadaşım Mehmet Yurseven'e sonsuz teşekkür ederim. Dilerseniz şimdi cihazımıza geçebiliriz. Arkadaşlar, cihazımız kutusunda bizleri bekliyor. Kutumuz bu şekilde. Bilmem anlatmaya gerek var mı? Zaten klasik, standart bir kutu. Şöyle çıkartalım. Cihazımız ikinci el bir cihaz arkadaşlar. O yüzden kutu içeriğimiz yok gördüğünüz gibi. Sizlere direkt cihazı anlatacağım. Bu şekilde bir tasarımımız mevcut. Çerçevesiz ekran, çentiğimiz mevcut. Hemen şu şeyleri kapatalım. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Çentiğimiz mevcut. Yalnız çentiğimiz kamera olarak mevcut. Kameramız da çok güzel bir kamera. Birazdan zaten görürsünüz çekimlerimizi. Tasarımımıza gelecek olursak, cihazımızın sağ tarafında ses açma, kapama ve power tuşu. Üst tarafımız boş. Sol tarafımız da boş. Alt tarafa gelecek olursak, sol tarafımızda hoparlör ızgaramız, hemen yanında Type-C giriş çıkışımız, yanında SIM kart slotumuz, hafıza kart takılmıyor cihazımıza bu arada. Yanlış bilgi edinmeyin. Cihazımıza hafıza kart takılmıyor, sadece SIM kart takılıyor. Hemen yanında mikrofonumuz mevcut. Arkaya geldiğimiz zaman da flaşımız, kızılötesi sensörümüz, kameralarımız, mikrofonumuz ve modüler telefonumuz olduğu için, telefonumuz modüler bir telefon. Essential firmasının 360 kamerasını bu bölgeye yerleştiriyorsunuz. Zaten teknoloji haberlerinden de görmüşsünüzdür. Buraya yerleştiriyorsunuz. 360 derece kayıtlar alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen altında parmak izimiz mevcut. Kasamız seramik bir kasa. Yani arka dış kaplamamız seramik. Kasa iskeletimiz titanyum. Titanyum bir gövdemiz mevcut telefonumuzda. Gayet şık, elde duruşu muazzam, kibar, estetik bir telefon. Şimdi telefonumuzun ekranına tekrardan bir geçelim. Gördüğünüz gibi küçük bir çentiğimiz mevcut. O da zaten kamera için ayrılmış durumda. Yani abartılı bir şekilde sizlere sıkıntı yaratacak bir çentik yok. Güzel bir kameramız olduğu için bunları yadırgamaya gerek yok arkadaşlar. Hemen üst tarafımızda zaten hoparlörümüz ve sensörlerimiz mevcut. Alt tarafımızda küçük bir boşluğumuz mevcut. Şimdi cihazımızın sesine gelelim. Hemen önce bir zil sesimizden başlayalım. Şöyle telefonumuzu da sabitleyelim ki seslerimiz dalgalanmasın. Buradan ben hemen bir tane şu anda kullanmış olduğum zil sesini sizlere göstereyim mesela. Sesimiz çatlama patlama olmadan çok başarılı bir şekilde çıkıyor. Gayet net ve kaliteli ses alıyorsunuz. Cebinizde duymamazlık, hani kesinlikle duyma sıkıntısı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen YouTube'dan bir video açayım. En azından YouTube'dan müzik dinlerken ki sesini de bir duymuş olun, görmüş olun. Şöyle geçenki bahsettiğim kanaldan hemen bir tane açayım. Hem telefonumuzun ekran kalitesini görmüş olursunuz hem de sesini görmüş olursunuz. Buradan hemen bir tane açıyorum.
Müzik dinlerken alacağınız ses bu arkadaşlar. Hemen bir de sohbet, muhabbet tarzında videolar çok izliyorsanız alacağınız sesi de göstereyim. Hemen kanalımızdan bir videomuzu açalım. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde yüz tanımasında da bir sekteleme yok. Bu da Vivo X21UD'mizin inceleme videosu arkadaşlar. Karanlıkta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön kameramızın hani kızıl ötesi sensörümüzün nasıl çalıştığını gösteriyorum çok burada. Çok fazla kastırdım. Telefon artık beni görmüyor. Şöyle. Biraz ileri atayım. Burada fazla konuşmamışım. Şu tonlamalardaki çıkan seslere bakabilir misiniz? Hiçbir şekilde kastırmıyor ve ses patlamıyor. Olduğu gibi. Görüyorsunuz, konuşma tarzında videolar izlediğiniz zaman da sesiniz bu şekilde çıkıyor. Telefonumuzun kamerasını sizlere göstermek isterim ama şöyle bir şey var. Telefonumuzu zaten test ettik. Birazdan canlı canlı göreceksiniz arkadaşlar. Ön kamerasını, arka kamerasını, video ve fotoğraf kalitesini çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Şimdi ben size tekrardan cihazımızın özelliklerini hatırlatayım. IPS panel 5.71 inç bir ekranımız mevcut. 1312'ye 2560 piksel çözünürlüğümüz mevcut. Corning Gorilla Glass 5 kaplamamız mevcut. Kasa iskeletimiz titanyum. Arka kapağımız seramik bir kaplama. Çok sağlam. Kasamız da çok sağlam. 4 GB RAM'imiz mevcut. 128 GB hafızamız mevcut. İşlemcimiz Snapdragon 835. Grafik çipimiz Adreno 540. Ana kameramız 13 megapiksel f1.9 dual kameramız mevcut. Selfie kameramız da 8 megapiksel f2.2. Bataryamız 3040 mAh, ağırlık 185 gram, incelik 7.8 mm arkadaşlar. Telefonumuzun şarjı günü rahat bir şekilde çıkartıyor. Şarj konusunda çok büyük sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şarj aletimizin özelliklerinden bahsedeyim size. 5 watt 3 amper, 9 watt 3 amper şeklinde hızlı şarj ediyor telefonumuzu. Şu anda mevcut olmadığı için sadece size özelliklerini söylüyorum. Şimdi dilerseniz telefonumuzla çekmiş olduğumuz videolarımızı ve resimlerimizi sizlere gösterelim. Arkadaşlar bu videomuzda Essential Phone PH1 modelimizin incelemesini yaptık. Herkesin merak ettiği konuları elimizden geldiğince sizlere göstermeye, anlatmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.